Elen 1 bölü e üzeri 4 ne demektir? Elen e üzeri eksi 4 demektir. Elen gider bir tek eksi 4 kalır. Elen köke arkadaşlar elen e üzeri 1 bölü 2 bu yüzden bu da gider. 2 çarpı 1 bölü 2 olur önünde 2 olduğu için eksi 4 artı 2 eksi 2 olacaktır c şıkkı. A log b C şeklinde C ve A yer değişebiliyor. Bu yüzden C log B A oluyor arkadaşlar. Haliyle logaritma 2 tabanında şöyle düzelteyim. 3 logaritma 2 tabanında 8 yapabilirsiniz. Logaritma 2 tabanında 8 3 olduğu için 3 üzeri 3'ten 27 olacaktır. Yine burada da aynı şekilde 36 log 5 kök 5 bu kuralı bilmek gerekiyor. Dolayısıyla kök 5 5'in 1 bölü 2. kuvveti. 36'nın 1 bölü 2. kuvveti olacak. Bu da 6 diye çıkacak. Bunların toplamı sorulmuş bize. 27 artı 6 33 oldu C şıkkı. Kısa kenar log 3 32 log 3 2 olarak verilmiş. Log 3 2. O zaman yeşil dikdörtgenin bir kenarı log 3 32 eksi log 3 2'den log 3 16 olacaktır. Yine aynı şekilde şu uzun kenarda arkadaşlar log 2 6 verildiği için Burada da ne söyleyeceğiz? Log 2 18 eksi log 2 6. Yani bu da 18 bölü 6'dan log 2 3 olacak. Dikdörtgenin alanı log 2 3 çarpı log 3 16. Bakın sayıyla taban birbirini götürüyordu aynı olunca. Log 2 16'da gördüğünüz gibi 4 oldu. Cevap D şıkkı. 2 log 5 eksi log 2 denmiş arkadaşlar. Burada da şöyle bir şey var. Taban ve sayı aynı olduğunda bunlar gider. Log kök 10 5 olur. Şimdi burada birbirine benzetmek gerekiyor tabi. Log kök 15'i aynı taban yapmak için log 10 üzeri 1 bölü 2 5 tabanın üstü ters çevrilir. 2 log 5 oldu. 2 log 5 soruda bizden isteniyor. 2 log 5 burayla aynı. O zaman şuraya x dersek x eşittir. U artı log 2 gelecek. Benim o zaman log 2'yi bulmam lazım. Log 2 için nasıl bir yorum yapabilirim? Sonuçta bilmiyorum onun ne olduğunu. Log 5'ten yararlanabilirim aslında. Log 2 dediğimiz şey aslında ne demek arkadaşlar? Log 10 eksi log 5 demek. Doğru mu? 10 bölü 5'ten. Haliyle log 10 zaten 1. Log 5'te bulmak istediğimiz şeyin yani x'in yarısı demek ki x eşittir u artı 1 eksi x bölü 2. Böylece 3x bölü 2 eşittir. U artı 1. X buradan 2U artı 2 bölü 3 olacak içler dışlar çarpımı yaparsak B şıkkı. Log 4 sin kare 22,5 denmiş. 4 arkadaşlar ne demektir? Logaritma 2 tabanında 2 olacağı için bu 2 ters çevrilir. 1 bölü 2 log 2 sin kare 22,5 olur. Sonra 1 bölü 2'yi de gidelim üstüne atarım arkadaşlar. Burası da sin, yeri, sin kare 22.5'un karesinin 1 bölü 2. kuvveti olur. Bunlar gider. Log 2, şunu sildim artık. Sin 22.5 olacaktır. Artı log 2 cos 22.5. Gördüğünüz gibi tabanları aynı olduğu için logaritma 2 tabanında sin 22.5 çarpı cos 22.5 oldu. Bu da sin 45'in yarısı. Neden? sin a çarpı kosa a çarpı 2 idi sin 2 a. Bu yüzden logaritma sin 45 bölü 2 sin 45 kök 2 bölü 2 log 2 kök 2 bölü 2 bölü 4 2'den kök 2 bölü 4 geldi. Artık arkadaşlar ne söyleyebiliriz? Log 2 2 üzeri 1 bölü 2 6 2 üzeri 2 tabanlar aynı üstleri çıkar. Log 2 2 üzeri eksi 3 bölü 2 oldu haliyle bunlar giderse eksi 3 bölü 2 a şıkkı olacaktır sayı. İki tane cam var orada. Log 10 a'dan 2 tane. Sonra arkadaşlar 3 tane log a var. Bunların toplamı 2.4 metreymiş. Buna göre log a, log 10 a orayı şöyle yazabiliriz bakın. Log 10 nedir? 1'dir değil mi? Arada çarpı olduğu için artı yapacağız. Böyle gördüğünüz gibi. Bu 3 log a zaten duruyor. Şimdi log 11 dağıtırsam 2 artı 2 log a artı 3 log a. Böylece 2 artı 5 log a 2.4 olacak. Log a 2.4'ten 2 çıkarsa 0.4 5'e bölersek 0.5'e 0.08 oldu. Şimdi log a'yı böyle bulduğumuza göre bize kapı kolu lazım. Kapı kolu da arkadaşlar nereye eşit? log 10a artı log a'dan büyük. Kapı koluna x diyelim. Neyden küçük? 2 tane log a artı log 10a'dan küçük arkadaşlar. Log 10a log a. Burada ne demiştik demin? Log 10a 1 artı log a'dır. Yani 1 artı 2 log a'dan küçük. Aynı zamanda 2 log a bir de buradan geldi. 3 log a oldu. Çünkü şunun şöyle ayrıldığını hatırlayın. 1 artı log a diye ayrılıyordu. Log 10 artı log a'dan dolayı. Sonra arkadaşlar bir de 3 bir de ne dedik işte 1 dedik. Haliyle artık log a'yı 0.08 bulduk ya 0.08 ile 2'yi çarparsak 0.16 olur. Demek ki 1.16'dan büyük bu kapının kolunun olduğu uzunluk. 3 ile çarparsak 0.08'i 0.24 yapar. 1.24'den de küçük. Buna uygun cevap bakalım. 1.18 olur, 1.2 olur. Cevap 1,2 C şıkkı. Log küp kök 2 demiş. Şimdi hemen orada logaritma 2 olduğu için üzeri 1 bölü 3 ters çevrilir. 3 olarak başa atarım. 2 eksi logaritma 3 tabanında x eşittir 6 olur. 6 ile 3 sadeleşir. 2 gelir. Logaritma 2 tabanında 2 eksi logaritma 3 tabanında x eşittir 2 olur. 2 buraya ne olarak geçer? Normal taban. 2 eksi log 3 x 2'nin karesi yani 4. Sonra eksi 2 eşittir log 3 x oldu. Atarsak öbür tarafı 3 üzeri eksi 2 eşittir x olacaktır. Böylece cevap 1 bölü 9 b şıkkı. Logaritma 2'yi her iki tarafa atarsak yani log 2'yi buraya normal sayı olarak yine buraya da sayı olarak atarsak ne olarak geçer? 2. 2 üzeri 1'den 2. Log 3 x kaldı artık içeride bu log 2'yi öbür taraflara attığım için küçük eşit. 2 üzeri 2'den 4. Şimdi artık yine ne diyeceğiz? 3'ü at bu tarafa 9. x 3 üzeri 4'ten 81. En küçük sağlayan asal sayı 11, en büyük sağlayan 79. Toplamları 90 oldu. A şıkkı. Önce tüm ağırlığı log 2432'ymiş. Sonra arkadaşlar bu mor kısmı çıkarmış. Onun ne olduğunu bilmiyoruz. Kalan kısım log kök 2 12 kalan miktar bakın. Haliyle bu x dediğim parça x eşittir log 2 432 eksi log kök 2 12 olacak. Hemen tabanları eşitlemek için ne yapıyorum? Kök 2 arkadaşlar 2 üzeri 1 bölü 2'dir ve 1 bölü 2 ters çevrilip başa katsayı olarak gelir bunu hep söylüyorum. 2'yi de başa atacaksın üste atacaksın pardon çünkü fark işlemi yapabilmen için katsayıların aynı olması lazım ya da 1 olması gerekiyor. Böylece bakın log 244 olur. Attım 12'nin karesi olarak. Şimdi logaritma 2 tabanında eksi işlemini yapma hakkın var. Katsayılardan kurtulduk. Böylece log 2 3 oldu. X'in uzunluğu, X'in ağırlığı pardon log 2 3 olduğuna göre bir tanesinin ağırlığı x bölü 4 olacak 4'e bölündüğünden log 2 3 bölü 4. Şimdi şıklarda log 2 3 bölü 4'ü veren şeyi bulmanız lazım. Bu birincisi şöyle olur. Bu 1 bölü 4'ü üste atarsın 3'ün üstüne. 4. dereceden kök 3 olur. Veya 1 bölü 4'ü ters çevirip 2'nin üstüne atarsın. Bu da olur. Log 2 16 olur. Çünkü kat sayı tabanın üstü ise ters çeviriliyordu. Normal sayının üstü ise aynen yazılıyordu. Bu yüzden log 2 4 3 yani log 6 13 cevap A şıkkı. Burada arkadaşlar elen var. Sağ tarafta da E var. Bu arada hem tabanı bilmiyoruz hem de ln'deki normal üstü bilmiyoruz. Yani burada problem hem x'i bilmemek hem ln'x'i bilmemek. Nasıl bir çözüm geliştirebilirim diye düşünüyorum. Diyorum ki bu ln sıkıntılı. Keşke bundan kurtulsam. Bundan kurtulmak da biraz şöyle bir şeye bağlı. A şöyle yapayım pardon. Logaritma a tabanında b'nin c'ninci kuvvetini c'yi başa atarak yapıyorum. O zaman bu ln'x'i acaba başa atabilir miyim? Evet her iki tarafın elenini alıyorum. Neden elen? Sağda da e'li bir şey var ya o yüzden. Elen e üzeri 20 çarpı x oluyor sağ taraf. Sol tarafta elen x'in elen x'inci kuvveti. Bakın şöyle. Elen x'in sonuçta bu elen x'inci kuvveti. Bu üstte oldu. Artık bunu başa atma hakkın var bak. Elen x çarpı elen x diye. Gördünüz mü? Sonra elen e üzeri 20 çarpı x ne demektir? Araya artı koyarsam elen e üzeri 20 artı ln x olur. Böylece burası 20 olacaktır. Bu zaten ln x. Şöyle bir denklem oldu ikisini birleştirdiğimiz zaman. ln x'in parantez karesi ikisinden birer tane var. Eşittir 20 artı ln x. Birazcık bakın klasik ikinci derece denklem formatına benzetmek için a kare buraya da a buraya da a kare dersen böyle a kare eksi a eksi 20 eşittir sıfırdan a eksi 5 A artı 4 eşittir 0 derim. A buradan 5 olur. A buradan eksi 4 olur. A dediğim neydi? Ln x. Diğeri neydi? Yine ln x. O zaman ln x arkadaşlar buradan x eşittir e üzeri 5 ya da x eşittir e üzeri eksi 4. Çarpımları tabanları aynı olduğu için üstleri topla e üzeri 1 a şıkkı. Bu arada şunu da söyleyeyim soruda size. Şimdi bakın burası A1 artı A2 kökler toplamının eksi B bölü A olduğunu biliyorum ya 1. Aynı zamanda bu neye eşit aslında? Ln x1 artı ln x2. Böylece bakın ln x1 çarpı x2 eşittir 1 gelir. At öbür tarafa e eşittir x1 çarpı x2 olur. Olay bu. Yani bazen kökler çarpımını logaritmada toplam eşittir çarpım muhabbetinden yararlanarak yapabilirsiniz. G'nin içine f'i yazacağız. Yani x gördüğümüz yer arkadaşlar fx'i yazmamız lazım. x fx de böyle kocaman bir ifade. Onu şuradaki x yerine yazacağız. 3 üzeri logaritma 3 tabanında logaritma 1 bölü 2 tabanında x eksi 2. Sonra bir de böyle artı 1 olacak. Bu artı 1'i bence şöyle yapalım. 3 üzeri 1 diye ayıralım. Çünkü bakın burada şunu söylüyorduk. A log A B direkt bu üste eşitti. Sayıya eşitti. Logaritma 1 bölü 2 tabanında x eksi 2 çarpı 3 şöyle 3 olarak da duruyor. Bu artık 3'ten küçük eksi 3'ten de büyük. Aslında daha sade bir görüntü bakın. Her tarafı 3'e bölüyorum. Eksi 1 log 1 bölü 2 x eksi 2 küçüktür 1. Ben tabanda eşitsizlik sorularında hata yapma ihtimaline binaen hep diyorum ki bu tabanı yine bileşik kesir yapın. Yani 1 bölü 2'yi ters çevirin. Nasıl ters çevireceğiz tabi? Bu 2 üzeri eksi 1 olduğu için buradaki eksiyi başa katsayı olarak atacağız. Böylece artık her tarafı eksi ile çarparsak 1, log 2, x eksi 2 ve büyüktür eksi 1 olur. Şimdi burada artık log 2'yi bu tarafa atarsak 2 üzeri 1. Log 2'yi bu tarafa atarsak yine 2 üzeri eksi 1'den 1 bölü 2. At sol tarafa 2'yi 4. At sağ tarafa 2'yi 2 artı 1 bölü 2'den 2,5. Böylece 4 ile 5 bölü 2 arasında. Ha, bu arada şurası 1 olduğu için onu niye 2 dediysek affedersiniz. Şurası 1'di zaten. 2'yi atınca öbür tarafa 3 oldu. Böylece 3 ile 2,5 arasında bakalım. Evet A şıkkı. Yolları şöyle ayırdım ben. Kırmızı ve mavi yol diye arkadaşlar. Kırmızı yolun alanı burası 2 olduğu için log den 2'yi çıkarmış olacağız. Böylece zaten bir kenarı 1 olduğu için onun alanı logaritma 344-2 olacak. Mavinin alanına gelirsek burasının zaten karenin bir kenarına eşit olduğunu biliyoruz. Log 344 bir de 2 ile çarpacağım. 2 tane log 344 olacak. Topladığımız zaman 3 tane log 344 eksi 2. Log 344'ü nasıl yazarız? Logaritma 3 çarpı e, logaritma 3 16 artı logaritma 3 9 doğru mu? Şimdi en başta 3 kat sayısı duruyor ama. Log 3 16 nedir? 4 log 3 2 çünkü 2 üzeri 4. Yine bu da 2 log 3 3 olacak. Böylece bakın burası 2 yaptı. Sonra arkadaşlar burası 4 log 3 2 1.6 verilmiş. O zaman log 2 3 1.6 verildiyse log 3 2 de 1 bölü 1.6 1.6 16 bölü 10 demektir. Ters çevirirsek 10 bölü 16 olur. 4 ile çarpacağız. Burası da böyle artı 2. Şimdi dağıttığım zaman şunları bir sadeleştireyim. 10 bölü 4 5 bölü 2 olsun. E, 7 buçuk. Şurası artı 6 oldu dağıtınca şöyle. Eksi 2'yi unutmayalım. En dışta bir eksi 2 vardı hep. Şöyle. Haliyle arkadaşlar 7,5 artı 4 yani 11,5 oldu. Cevap E şıkkı 23 bölü 2.